Herkese merhaba ve programa hoş geldiniz. Son 2-3 günden beri bizim medya sektörümüzde yani gazetecilerimizin arasında bir dedikodu dolaşıyor. Bir bakan istifasını istiyormuş. Daha doğrusu bizde bakanlar kendi istifasını ister. Bu bir ayrılma şeklidir. Yani Cumhurbaşkanı affını istettirir. Sen en iyisi kendi affını istet denir. Çünkü öyle oluyor. Kimse istifa etmiyor bizde. Yani af isteniyor. Veyahut da kovulmuyor da hiç kimse. Yani hiç kimse hiçbir zaman kovulmuyor. İşte buraya kimler devreye girdi? Murat Yetkinler devreye girdi, İsmail Samez, Fuat Aytan. Sonra ortaya çıktı ki bu kişi, dün ortaya çıktı, esas TÜİK başkanıymış. Cumhurbaşkanımız memnun değilmiş TÜİK başkanımızdan. Yani niye memnun değil? Şundan dolayı olabilir tabii ki. Bir anda enflasyonu %36 olarak açıkladığını söylemesinden dolayı da memnun olmayabilir. Ya, hatırlıyorsanız faiz bir şey, sonra enflasyon sebep. Sen unuttum hangisi olduğunu. Ya faizler düşünce enflasyon da düşecek demişti. Faizleri düşürdü. Enflasyon tam tersine pır yükseldi. Ya zaten baktığınız zaman, zamlara da baktığınız zaman, benzin zamına baktığınız zaman, yemek zamlarına, gıda ürünlerine zamlı, her şey zamlı. Yani enflasyonun %36 olması bile inandırıcı gelmiyor bana. Yani geçen yıldan beri almış olduğunuz benzin bu yıl %100 zamlandı. %36 değil. %100. Yani dolar stabil, her şey çok iyi. İşte hamdolsun her şey çok iyi. Tamam. Olabilir. Ama %36 bir garip bir rakam. Yani tutmuyor bence. TÜİK Başkanı açıklama yaptı. Sayın Sait Erdal Dinçer. Enflasyon hesabımında ben 84 milyona karşı sorumluyum. Bir yanlışı imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum dedi. Şimdi bunu bence size söylemiyor. Buradaki mesaj Cumhurbaşkanı'na. Yani diyor ki ben bir şekilde yani günün sonunda istediğiniz kadar TÜİK'teki rakamların üzerinde küçük düzeltmeler, kibarcıklar yapın. Yani yapabileceğim bu diyor bence burada. Onun mesajı da o. Yani %36 yapabileceğim en iyi rakam. Eminim. Bu konuşma da geçti. O şeyler arasında. Ya kardeşim şu %36 değil de %29 yapsak mesela nasıl olur? %28 yapsak nasıl olur? Ne yapabiliriz? Mesela cep telefonları lüksten çıkartıp böyle ham madde olarak mı göstersek? Veyahut da gözlükleri gıda ürünü olarak gösteririm. Bu şekilde üzerinde böyle şey. Eminim bu konuşma olmuştur. Şimdi Fatih Altaylı da en son olarak dedi ki istifa etmedi adam dedi. Yani gayet net bir şekilde. Ya, ne oluyor burada? Bu şimdi devlet içerisinde küçük küçük kaosçuklar olmaya başladı. Kaosçuk diyorum ben ona. Küçük krizcik. Büyük krizler değil bunlar. Küçük krizcikler. Çünkü realite var. Realiteyi siz görüyorsunuz. Yani gerçekleri siz görüyorsunuz. Ben görüyorum. Ve de bir başka bir dünya var. Bu başka dünyada Almanya, Amerika'da enflasyon almış götürmüş. Değil mi? Millet gıda ürünleri bulamıyor. Aç bir ilaç Amerikalılar böyle yemek diye sokaklarda şey yapıyor. Ve de biz varız. Elhamdülillah her şey çok iyi. Hamdolsun her şey çok iyi. Hangisi gerçekçi sizce? Ben söyleyeyim. %36 bir enflasyonumuz yok bizim. Daha doğrusu Bank of America bile dün açıklama yaptı. Dedi ki biz Türkiye'de enflasyonu %54 olarak göreceğiz bu yıl dedi. Bitirmeden bu konuyu. Her zaman oraya geri geliyorum çünkü benim çok sevdiğim bir şey ve de hala da değiştirmediler. Kardeşim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hedeflenen ve gerçekleşen tablosunu bir kere daha size göstermek istiyorum. Yalvarıyorum size, en azından orada değiştirin. Orada en azından böyle bir pozitif bir şey yapın. Duruyor orada, web sitesinde duruyor. Ya değiştirin onu. Ya çünkü enflasyon, Merkez Bankası yazdığınız zaman ilk oraya götürüyor sizi. Ya rica ediyorum, en azından sitede değiştirin hedefinizi. Yani şey yapmayın. Gerçekleri orada yansıtın bari. Onu da yapmıyorsunuz. Neyse. Önemli değil. Önemli değil. Bir gün gelecek.
Bunlar bizim belgesellerimizde izleyebileceksiniz yakın zamanda. Hükümetimiz Fox TV'ye bir alerjisi var. Fox TV görünce bir kaşınmaya başlıyor, çıldırıyor böyle. Fox TV diyor böyle, ben izleyeceğim diyor. Çünkü niye? Tek kontrol edemediği, bir nevi dişlerini böyle şey yapamadığı yer Fox TV. Ha, niye derseniz, çünkü arkasında Murdoch grubu, Fox gibi çok büyük bir kuruluş var. Patronları, Fox TV'nin patronları, Murdoch, sadece medyada, yani diğer medya kuruluşları gibi Sayın Murdoch şey peşinde değil, Türkiye'de ihale peşinde değil, madeni yok, petrol, benzin istasyonları yok, inşaat sektöründe değiller. Sadece Murdoch ailesinin işi medya. Medya olunca fazla bir yerden sıkıştıracak bir şey de bulamıyorlar. Doğal olarak bulamıyorlar. Şimdi bu durumda ne yaptı Fox? Bayağı da bir baskı yedi son 10 yılda. Ama geçen yıl bir değişiklik oldu, hatırlarsınız. Fatih Portakal'la artık yollarını ayırmaya karar verdiler. Niye? Tahminler yürütülüyor, biliniyor bazı konular. Yani bir nevi devletin vermiş olduğu baskılardan bir tanesi. Artık dayanamadım. Çünkü Fox TV de yönetimde bir yere kadar götürebiliyor bu işi. Fox TV'nin bir patronu yok, unutmayın. Orada bir tane adam yok. Ha, bir Amerikalı bir adam var orada. Orada genel müdür olarak oturuyor. Ona diyorlar ki, sir işte Fatih Portakal falanmış. Anlatıyorlar ona. O da imzalıyor. Ya, o kadar da şey yapmıyor adam. Anlatabildim mi? Ama günün sonunda baktığımızda evet, Fox TV ile hükümet arası her zaman böyle bir gergindi araları. Yerine Selçuk Tepeli geldi tabii ki, Fatih Portakal'ın yerine. İlk başlarda Selçuk Tepeli biraz daha kibar olacak, anlaşıldı, bu sistem böyle. Anlatabildim mi, biraz daha soft olacağını düşündük. Tam tersi çıktı. Selçuk Tepeli Fatih Portakal kadar başarılı, rahat rahat konuşabilen liberal, demokrat ve tabii ki gazeteci çıktı. Başka bir şey de beklenemezdi zaten. Selçuk Tepeli'yi biraz tanıyorsanız zaten öyle olduğunu bilirdiniz. Ama sonunda artık dayanamıyor. Yani Rütük de dayanamıyor, hükümet de dayanamıyor. Ebubekir Şahin, Rütük başkanı sonunda bir şey yapmaya karar verdi. Bir inceleme yapmaya karar verdi Selçuk Tepeli hakkında. Vermiş olduğu bir demeçten dolayı. Paralar nereye gitti? Yani bir nevi ekonomimiz nerede olduğunu, ekonomimizin gerçeklerini söylemeye çalışırken. Onun da açıklama da şu şekilde. Fox Ana Haber sunucusunun adeta muhalefet lideri gibi davranmayı kabul edilemez. Muhalefet lideri gibi. O kadar geniş bir cümle ki o kadar geniş bir kavram ki. Düşünsene, muhalefet lideri gibi. Mesela. Diyelim ki ATV sabah haberlerinde veyahut da herhangi bir hükümete yakın kanallarında CHP'nin yanına FETÖ PKK'lı CHP dediği zaman bu burada sorun yok. Veyahut da ne bileyim herhangi bir medya kuruluşunda, hükümete yakın olmayan medya kuruluşunda abuk sabuk suçlamalarla insanları hapise attırdığınızda o da mı şey oluyor? Bir nevi muhalefet lideri oluyor. Şunu sormaya çalışıyorum esas. İktidarın çizgisinde konuştuğunuz zaman sorun yok. Ama karşısında bir şey söylediğiniz zaman muhalefet lideri gibi davranmış oluyoruz. Ne biçim basın özgürlüğü bu? Hiçbir şey anlamadım bu işten. Ha, zaten yok. Ama abi yani, look at the tabela. Enflasyon %36. Onu hala tartışıyoruz. Gerçek mi değil mi diye. Neyse. Ben bugün şimdi desem ki ya ben bu hükümetin ekonomi politikasını düzgün görmüyorum, iyi görmüyorum. Çünkü %36'lık bir enflasyonun gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Benim cebimdeki param eriyor. Evde gelirim artmıyor ama masraflarım da aynı şekilde yükseliyor dediğim zaman ben muhalefet lideri gibi mi konuşmuş oluyorum? Yoksa bir gazeteci olarak basın özgürlüğünü mü kullanmış oluyorum? Siz de özgür olmak istiyorsanız benim gibi, yapmanız gereken çok basit. 3 tane hamle var. Abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.